Değerli arkadaşlarım, merhabalar, sevgiler, saygılar. Umut ediyorum ki güzel bir hafta sonu geçirmektesiniz. Arkadaşlar, aslında bu videoyu hazırlamak gibi bir niyetim yoktu. Ancak şu anda cumartesini pazara bağlayan gecenin 02:30'ları civarındayız. Yaklaşık 2 saattir sizlerden gelen yorumları, işte soruları okuyorum, izliyorum. Bunları okudukça kafamda bir şeyler şekillenmeye başladı. Ve ardından da özellikle cuma günü öğlen saatlerinde bir arkadaşımla yapmış olduğum ilginç bir telefon görüşmesi aklıma geldi. Ve bunun üzerine de sesli düşünmek yerine bunu kayda almaya karar verdim. Ve zannediyorum ki sizler de bu sesli düşüncem veyahut da sohbet dilinde anlatacağım bu konulardan kendiniz adına bir şeyler çıkarabilirsiniz, yararlı ve faydalı olabilir diye düşündüm. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok enteresan bir süreçten geçmekteyiz. Psikolojik dünyamız alt üst olmuş durumda. Para gerçekten çok önemli, çok değerli bir şey ve bu sebepten dolayı da para kaybına hiç kimsenin tahammülü bulunmuyor. Bu arada şunu hemen bir parantez içerisinde belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu videomda herhangi bir görsel efekt de bulunmayacağım. Herhangi bir görsel bir şey göstermeyeceğim. Dolayısıyla telefonunuzu bir köşeye koyarak da dinleyebilirsiniz. Sadece sesli olarak anlatımlarım söz konusu olacak. Bu nedenle elinizde telefonunuzu tutarak yorulmanızı istemiyorum. Tabii ki vaktiniz var ise ve de kotanız var ise bu videoyu dinleyiniz, ilginizi çekiyorsa da demek durumundayım. Çünkü bu bir analiz videosu değil. Sadece sizlerden gelen soruların, yorumların ve de yaklaşımların bir tespiti, bir bunların analizi niteliğinde biraz da psikolojiye, felsefeye, yatırımcının İçinde bulunduğu ruh haline yönelik bir sohbet olacaktır bu. Evet arkadaşlar, dedim ki cuma günü öğlen saatlerinde sevdiğim bir arkadaşımın telefonu ile konuya başladım. Bu arkadaşımdan tabii ki izin almak kaydıyla beni yaklaşık 10-12 dakika kadar çileden çıkartacak şekilde bir sohbetimiz oldu ve bu sohbet içerisinde zannediyorum 2 veya 3 tane sigarayı arka arkaya içtim. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşımdan izin almak kaydıyla ismini tabii ki zikretmiyorum. Seninle yaptığım bu konuşmayı bir gün değerli izleyenlerimle paylaşacağım dedim ve kendisi de ne yaparsan yap dedim. O kadar ilginç bir yapıya sahip. Evet arkadaşlar, bu arkadaşım beni aradı ve dedi ki, yahu bankacı arkadaşlarımla konuştum. Mutlaka ve mutlaka mevduatta bekleyen nakit paranı veya bankadaki paranı dolara çevirmelisin. Şu anda doların yukarı yönlü eğilimi son derece güçlü. Dolar alman lazım. İşte dün 5,80'lere kadar çıktı. Evet, bugün geri çekildi. Bu bir alım fırsatıdır vesaire vesaire. Ben senin görüşlerine itimat ediyorum. Bankacıyı şu rubunu boş ver. Ne dersin? Alayım mı? Soru bu arkadaşlar. Tabii ki herkese vermiş olduğum yanıt olduğu gibi ben dostum da olsa, arkadaşım da olsa al veya alma şeklinde bir tavassutta, bir öneride asla bulunmam. Sadece ve sadece birkaç kritik noktanın altını çizerek kararı kişinin kendisine bırakırım. Dedim ki, iki husus üzerinde durdum. Bak arkadaşım dedim, dolar için 5,40-5,42 aralığı şu an için son 2 günlük süreçte önemli bir destek konumuna gelmiştir. Eğer bu desteğin aşağısını inmez isek doların tekrardan önemli yukarı hareketler yapabileceğini düşünmek mümkün olabilir. 5,63'leri belki de daha sonra 5,86 seviyelerini zorlayabilir. Japonya'dan kaynaklanan bir gelişme söz konusu oldu. Ancak bu olayın artçı sarsıntılarının ne olacağını, bu olayın arkasından yabancı güçlerin nasıl bir eğilim içerisinde süreci devam ettireceklerini bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki saatler ve günler gösterecektir dedim. Ve ikinci bir husus olarak da şuna ekledim. Dedim ki bu akşam saat 16-16:30 civarlarında ABD
Merkez Bankası Başkanı Powell önemli bir konuşma yapacak. Ve bu konuşmanın sonrasında gerek dünya piyasalarındaki doların değer kazanması veya değer kaybı, gerekse güvenli liman olarak bildiğimiz işte altın gibi, Japon yeni gibi enstrümanların fiyatlarında önemli değişiklikler söz konusu olabilir. Bu konuşma oldukça önemli. Bu konuşmayı ve bu konuşmanın etkilerini bildikten, öğrendikten sonraki gelişmeleri izleyerek hareket etmende fayda var şeklinde bir açıklama yaptım. Beni 1-1,5 dakika bu açıklamalarımı dinledikten sonra aynen şu cevabı verdi. Arkadaş dedi, ya bu Powell mıdır bilmem kim midir, ben dedi tanımam etmem, bu adamın konuşması beni ne ilgilendiriyor, bizi ne ilgilendiriyor. Her kim konuşursa konuşsun, elin adamı konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur. Sen bana şunu söyle, dolar alayım mı almayayım mı? Son derece kestirme bir yaklaşım. Bak arkadaşım diyorum, bu dünyanın dört gözle ne konuşacağını, ağzından hangi kelimelerin çıkacağını merakla beklediği kişinin ne söyleyeceğini ben bilmiyorum. Bunu bilmem de mümkün değil. Dolayısıyla bu kişinin ne konuşacağını bilmeden sana ne al derim ne sat derim. Ama bu kişinin konuşmaları sonrasında dolar TL ve dünya piyasalarında doların özellikle değer kaybı da ciddi seviyelerde olabilir. Değer kazancı da ciddi seviyelerde olabilir. Kritik bir konuşmadır. Tüm dünya bu konuşmayı bekliyor. Ya tamam anladık da bu adam her kimse, sen yine de bana söyle, ben şimdi alayım mı almayayım mı? Dolar şu anda şu fiyatta, yakalayayım mı bu fiyatta? Bak değerli kardeşim, 5.45-5.42 aralığı destektir. Bu seviyedeki destek korunur ise, burası kırılmaz ise doların yönü yukarı. Ama bu destek kırılırsa 5.38, 5.36, belki de 5.30'lara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviye kritik bir destektir. Gelen cevap şu. Yahu ben destek meslek anlamıyorum. Sen bana şunu söyle. Alayım mı, almayayım mı? Al diyorsan alacağım, sat diyorsan satacağım. Değerli arkadaşlar, sevmediğim bir insan olsa, saygısızlık, nezaketsizlik yapmayı seven bir insan olsam, telefonu suratına kapatacağım. Ne halin varsa gör kardeşim diyeceğim. Resmen bana saç baş yolduracak şekilde onu bilmem, bunu tanımam, ondan anlamam, Powell kimdir, o kimdir, bu kimdir vesaire vesaire yaklaşım. Sonuç olarak arkadaşlar ben onu anlayamadım, o beni anlayamadı diyelim ve bir şekilde telefonu kapatmak zorunda kaldık. Şimdi tüm yatırımcılar, daha doğrusu tüm yatırımcılar demeyeyim de küçük yatırımcılar bazında konuşayım. Birileri bir şey söylesin de alayım. Birileri yükselecek desin de derhal paramı bağlayayım. Veya mevcut olan paramı koruyayım yükselecek düşüncesiyle. Böyle bir beklenti içerisinde bulunuyor. Ama arkadaşlar bir gerçek var ki, hani bizler diyorum artık, hepimiz bu kategorinin içerisindeyiz. Kulağımıza hoş gelen şeyleri çok güzel algılıyoruz. Yani o anda şöyle bir duyguya kapılıyoruz. Duygularımız eğer, bu bir dolar olabilir, bu bir A hissesi olabilir, B hissesi olabilir. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Onun yükseleceği umuduyla bir düşünce yapısına sahip isek eğer, etrafımızdaki 3-5 kişi de evet ya tabii ki bu yükselecektir, şuraya gidecektir, buraya gidecektir şeklinde yorumlar yaptığı zaman derhal egomuz kabarmakta. Ve diyoruz ki yahu ben biliyorum zaten. Ben biliyorum, ben boşuna bunu almadım. Tabii ki yükselecek, tabii ki şuraya gidecek, tabii ki buraya gidecek gibi egomuzu tatmin eden, duygularımızı onore eden bir takım yaklaşımlarla aslında bir anlamda kendimizi kandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, yatırım yapmak ciddi bir iştir. Ancak bizler yatırım yapmıyoruz aslında. Bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani çok hoş bir tabir değil aslında ama bu tabiri kullanmak durumundayım. Kumar oynar gibi. Ben kumar oynayan insanları hiç sevmem. Çünkü o insanları bilinçsiz bulurum, salak bulurum, geri zekalı bulurum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? 2 saniye sonra kaybetme olasılığının belki de %50'den daha fazla olduğu bir adıma atıyor. Ve para kolay kazanılmıyor. Ha çok kolay para kazanmışsındır, para kaybetmekten zevk alıyorsundur, onu bilemem. Ama şöyle bir gerçek var değerli arkadaşlar. Yatırım yapılırken eni boyu çok iyi düşünülmesi gerekir. Eğer bir arsa alıyorsanız
Giderseniz çapına bakarsınız, tapusuna bakarsınız, belediyeye sorarsınız, etrafa sorarsınız, muhtara sorarsınız vesaire vesaire. O arsayla ilgili olarak bin bir tür araştırma yaparsınız. Bir telefon alacağınız zaman bile 10 noktaya sorarsınız. Acaba şurada mı daha ucuzdur, burada mı daha ucuzdur? Veya bu telefonu kullanmakta olan arkadaşlarınıza sorarsınız. Kullandığın modelden memnun musun? Gibi gibi. Ama arkadaşlar, mesele yatırım konusuna gelince, özellikle borsa ve para piyasaları ile ilgili yatırım konusuna gelince o kadar cömertiz ki, o kadar rahatız ki. Yani benim ağzımdan çıkacak iki kelimeyle, hatta bir kelimeyle derhal çok önemli miktarda bir parasını dolara bağlayacağım. Veya şu hisse iyi olacak, şu hisseyi ben iyi bekliyorum veya şu hisse bir ay içerisinde %10, 15, 20 prim yapacak şeklinde bir ifade kullandığım anda, daha seans açılmadan o hisse için gücü oranında ama 20 bin liralık, ama 3 bin liralık, ama 50 bin liralık, ama 100 bin liralık emir verecek insanlar olduğunu biliyorum. Beni çoğu zaman kınıyorsunuz. Niye hisse önerisinde bulunmuyorsun? Niye şu hisse iyi olacak, bu olacak diye alım önerisinde bulunmuyorsun diye bana eleştiriler getiriyorsunuz. İlk evvela şunu söyleyeyim. Al veya sat ifadesi SPK kuralları gereğince kesinlikle suçtur. Sizin için benim yapacağım öneriye ilişkin olarak yapacağınız alımlar, satımlar, karlar ve zararlar hiçbir şekilde suç teşkil etmiyor. Ama benim ağzımdan çıkacak olan tek kelime beni ciddi şekilde hem mali hem de hürriyeti bağlayıcı anlamda, hapis cezası anlamda sorumluluk altına sokuyor. Bu nedenle arkadaşlar, ben kuralları çiğneyemem. Birileri para kazanacak diye kendi istikbalimi, kendi ailemin geleceğini müşkül durumlarda bırakacak bir adım atamam. Benden hiçbir şekilde öneri beklemeyiniz. Ne al derim, ne sat derim. Sadece teknik ve temel kriterleri ortaya koyar, gerisini de sizlerin takdirine bırakırım. Şimdi sevgili arkadaşlar, dedim ki son derece cömertiz dedim. Özellikle yatırım konusuyla ilgili olarak atılacak adımlarda rahatlıkla al denince alıyor, sat denince satıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben içinizden herhangi birine, tabii ki hiçbir kimseyi fikse ederek konuşmuyorum. Herhangi birisi olarak konuşuyorum. Herhangi birisine desem ki, herhangi bir arkadaşıma desem ki, ya değerli arkadaşım, benim arabam 250 bin TL ediyor ama 240 bine bırakacağım. Veya 50 bin TL ediyor ama 45 bin TL'ye bırakacağım. Veya şuradaki evim işte şu kadar lira ediyor ama %5 aşağısına bırakacağım desem. Emin olun ki bana 100 tane soru sorarsınız. Arabanın kilometresi kaçta, yağı, tuzu, şekeri tamam mı, bakımı yapıldı mı, lastiği değişti mi, öyle oldu mu, böyle oldu mu diye. Ama arkadaşlar, bir hisse veya dolar veya şu bu şeklindeki bir durumu sizlere iyidir veya olumludur veya olumsuzdur dediğim anda derhal duygularınız değişebiliyor. Buna uyumlu olarak hareket ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Edenler de vardır, tabii ki etmeyenler de vardır. Bu ayrı bir konu. Ama kulağınıza hoş gelen bir şeyi, bunu lütfen bir kez daha belirtiyorum. Hiç kimseyi hedefleyerek söylemiyorum. Hiç kimseyi eleştirerek konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. Kulağımıza hoş gelen bir ifadeyi duyduğumuz anda derhal egomuz kabarıyor. Şimdi arkadaşlar, konuyu nereye bağlayacağım? Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Bu yaklaşım tamamıyla ve tamamıyla psikolojimiz ile alakalı olan bir durumdur. Bize en büyük düşman kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Beynimizdir. Çünkü beynimiz bizi hep iyimserliğe, iyi şeylere yöneltiyor. Evet, karamsar olan insanlarımız da vardır. Karamsal düşündüğümüz anlarımız da vardır. Ancak onun zamanı ne zaman, şimdi ben size izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar, beynimiz diyor ki iyi bir oluşum gördüğümüz anda bu oluşumun sürekli devam edeceği yönünde. Aynen 2 gün önce doların bir gece aniden hareketlenip de 5.60'lar, 5.70'ler, 5.80'lere ulaştığı bir anda derhal 3-4 ay önce geriye giderek 10-15 senede, 20 senede bir yaşanabilecek olan çok ekstrem bir durum, yani Ağustos ayındaki doların bir anda 3-5 gün boyunca sürekli yükseliş gösterip de 7-20'lere kadar ulaştığı süreç akla geliyor ve beyin diyor ki evet ya, bu hareket başladı, zaten geçenlerde de böyle olmuştu, bu başladıysa bunun devamı zaten gelir gibi bir düşünceyle umut yine
6.5'lara, 7'lere, 7.5'lara, hatta ve hatta belki de birilerinin şovenist yaklaşımlarla 8 olacak, 10 olacak dediği yaklaşımlar akla gelerek işte X hocanın, X bilmem kimin söylemiş olduğu gün bugündür. Başladı işte yine hareket. Bombanın pimi çekildi kardeşim. Gidecek bu. Ben biliyordum zaten. İyi ki de beklemişim. İyi ki de 5.20'den satmamışım. İyi ki de 5.15'ten satmamışım. Gibi gibi yaklaşımlarla kendini haklı çıkartan bir takım gerekçeler söz konusu olur. Ve gözünün önünde dolar veya X bir hisse senedi de olabilir bu, hiç fark etmez. Önemli bir yükseliş yapmış olmasına rağmen o ulaştığı noktayı beğenmez, kafasındaki hedefe odaklanmış olur. Yani gerçekleri görmez. Yani bu yükseliş niye yaşandı? Niye bu seviyeye kadar geldi de buradan bir geri dönüş oldu? Niçin bu seviyenin ötesine geçilemedi? Neden 3 dakikadır, 5 dakikadır veya 3 saattir ilk önce görülen zirve görülemiyor da sürekli bir aşağı eğilim var? Ne oldu? Ne bitti? Niçin bunlar gerçekleşti? Bunların sorgulamasını yapmadan sadece "ben biliyordum zaten" şeklindeki bir yorum veya "Allah kahretsin, bu dolardan bir şey olmaz, ani bir parlama yaşadı, öylesine bir ağzımıza bir parmak bal çaldı, şimdi de geriliyor, kahretsin kardeşim, bu dolar asla yükselmez, ben biliyorum canım" daha 10 dakika önce veya 2 gün önce veya İşte bu dolardaki ani yükselişin olduğu anlarda doların 6'ya 7'ye gideceğini, hatta ve hatta bazı yorumcuların bu konudaki açıklamalarını da kendisine bir referans kabul etmek suretiyle "helal olsun be kardeşim, Allah'ına kurban, adam biliyor işte, söyledi, bak gördün mü, işte şöyle oluyor, böyle oluyor" gibi şakşaklar yaparken, daha 24 saat bile geçmeden "bu dolardan bir şey olmaz, bu dolar 5'in altına da gelir, 4.5'da olur, 4.20'de olur" gibi anlık değişimler söz konusu. Arkadaşlar, bizlere bu düşüncelere sevk eden beynimizin oynamış olduğu oyunlardır. Tekrar söylüyorum, beynimiz bizim en büyük düşmanımızdır. Niçin en büyük düşmanımızdır diyorum? Çünkü beynimiz bizi duygusal yaklaşımlara yönlendiriyor. Ne zaman ki duygulardan kurtulup da ön plana mantığımızı ve disiplinimizi çıkarabilir isek eğer, duyguları geri plana atabilirsek eğer, kulağımıza hoş gelenleri değil de gerçek ve objektif analizleri yorumlayıp buna göre hareket edebilirsek eğer, işte o zaman doğruları yapmış oluruz. Arkadaşlar, tekrar tekrar üzerinde durmak istiyorum ki dolarda 3-5 kuruşluk bir hareket başlar, tamam bombanın pimi çekildi denir. Arkasından 10 kuruş yükseliş olur, hedef 6, 7, 8 diye beklentiler artar. Ama 3 gün sonra veya 3 saat sonra 5-10 kuruş düşüş olduğu zaman şu olacak, bu olacak diye karalar bağlanır. Ama bu olayların nedeni ve niçini asla düşünülmez. Düşünülse bile, sağdan soldan, oradan buradan okunsa bile, bunun sebebi araştırılsa bile, bu sebepler maalesef ki eksik ve yanlış ekonomi, iktisat bilgimiz nedeniyle de yine duygusal bir şekilde yorumlanır. Arkadaşlar, duygusal yorumlamalardan bahsediyorum size. Bana dün Viyop işleminin ne olduğunu soran kişi, ne işe yaradığını soran kişi, bana bugün Viyop'la ilgili ders vermeye çalışıyor. Ve bana diyor ki, "arkadaş, Merkez Bankası Viyop'tan işlem yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Sen bu rakamları niye anlatıyorsun?" diyor. Ya kardeşim, ben yıllarımı ekonomiye, yıllarımı piyasaya vermiş bir insan olarak geri zekalı, aptal bir insan mıyım ki kalkayım da önemsiz ve de değersiz görmüş olduğum bir bilgiyi sizlere her analizimin ardından aktarayım. Bütün analizlerimde "Merkez Bankası bunu yaptı, maliyeti şu ve Merkez Bankası'nın bu davranışlarındaki amaç şudur" şeklinde izahat veriyorum. Her analizimde Viyop'un bütün detaylarına girmem mümkün değil. Her analizimde herhangi bir son gelişmenin, o günlerde gündemde olan bir mevzunun bütün ayrıntılarına girmem mümkün değil. Lütfen be kardeşim, anlayamadığın konuyu
Google denilen, internet denilen bir kavram var. İki tane kelimeyi yan yana yazdığın zaman sana sayfalar dolusu bilgi aktarıyor. Ne olur oku be. Dün bana VEOP'un ne olduğunu soruyorsun ama bugün gelip bana VEOP konusunda konferans vermeye çalışıyorsun. Merkez Bankası VEOP'tan işlem yapsa ne olurmuş, yapmasa ne olurmuş. Dünyadaki işlem hacmi USD, TRY'nin bilmem ne kadarmış. Efendim Merkez Bankası'nın açtığı pozisyonların miktarı bilmem ne kadarmış. Be kardeşim, Merkez Bankası geri zekalı mı ki? Para için mermere saplandığı bir ortamda. Vatandaşın cebindeki yastığının altındaki doları, altını bir şekilde çıkar da yatır bankalara dediği bir ortamda. Birbiri ardına tavizler verdiği bir ortamda. Genel kurul toplantısını tarihte hiç olmayacak bir şekilde 4 ay öncesine aldığı bir ortamda kalkıp da para için bu kadar çaba sarf ettiği bir gayretin olduğu bir ortamda hiçbir şey bilmiyor da elindeki parayı, elindeki miktarı niçin VEOP denilen kavrama, VEOP denilen müesseseye bahşediyor? Bunun bir anlamı yoksa, bunun bir faydası yoksa ne diye bu çabayı gösteriyor? Evet kardeşim, şunu çok net bir şekilde ben de biliyorum. Yabancı veya dış dünyadan sert bir rüzgar eserse Merkez Bankası'nın bu adımlarının bir faydası olmaz. Biz bunun geçmişte de nice örneklerini gördük. Ve Merkez Bankası dolar 7'lere 7,5'lara gittiği bir dönemde faiz artırımı konusunda bile mütereddit kaldı. Günler sonra faiz artırım konusunda bir karar verebildi ve 625, önce 400, sonra 625 puanlık bir artışlar yaptı. Baktı ki taviz tavizi gerektiriyor ve ekstra bir eylem yapmak durumunda kaldı. Efendim Merkez Bankası niçin 7'lere giderken bu VEOP denilen sistemi devreye sokmamış da bu silahını kullanmamış? Ve kardeşim, sen Merkez Bankası'nın hangi tarihte bu yetkiyi kazandığını biliyor musun? Merkez Bankası tarihimizin hiçbir döneminde VEOP piyasalarında bir yatırımcı gibi, bir oyuncu gibi işlem yapma yetkisine sahip olmamıştır. Bu işlemleri yapmamıştır. Ne zaman ki Türkiye piyasalarına üzerindeki bu oyunlar ve de dolar TL üzerindeki bu çok ciddi hareketlilikler söz konusu olmuştur. İşte o zaman faiz silahının veya faiz imkanının bir destekleyicisi olarak bu konuda 30-31 Ağustos tarihlerinde, şu an tarihini tam milimetrik olarak bilmiyorum ama resmi gazetede yayımlanan bir kararnameyle, bir kararla özel bir yetki almıştır. Yasa ile Merkez Bankası VEOP konusunda işlem yapma yetkisini kazanmıştır ve daha birkaç gün önce swap işlemleri konusunda da Merkez Bankası yetki sahibi olmuştur. İşte arkadaşlar, lütfen ve lütfen bir kişiyi yargılarken bir yorum üzerine açıklamada bulunmak veya eleştiride bulunmak gibi bir niyetiniz var ise önce ve önce egonuzu, sonra da bilginizi ölçün. O kişinin eğer kalkıp da bir yorum, bir bilgi aktarıyorsa belli bir birikimine güvenerek hareket ettiğini düşünün, ondan sonra yola çıkınız. Siz bana daha dün VEOP'un ne olduğunu sorarken bugün kalkıyorsunuz, Merkez Bankası şunu niye yaptı, bunu niye yaptı, daha önce neden yapmadı gibi sorular soruyorsunuz. Konuyu psikolojiye bağlayacağım arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın, bu noktada biraz sinirleniyorum. Psikolojimiz maalesef iyi değil. Saygıyla karşılıyorum. Bu inişler ve çıkışlar, bu sert hareketler çok da alışık olduğumuz durumlar değil. Düne kadar doların çok sert hareketler yaşamış olduğu günlerde, dolar 8, 10, 20 vesaire gibi rakamlara ulaşacak gibi söylemlerde bulunan şovenist yorumcularımızın bugün sizlere yüzlerce mazeret sunduğunu çok iyi biliyorum. Onların etkisinde kalarak veya şu etkiyle bu etkiyle 6 seviyelerinden, 6.20 seviyelerinden dolar aldığınızı çok iyi biliyorum. Çok net olarak tanık olduğum bir durumu size arz edeyim arkadaşlar. Doların 6,5-7'lere ulaştığı dönemlerde bir döviz bürosunun önünden geçerken merakımı cezbetmek üzere acaba bu döviz bürosunda doların alış ve satışı kaçtır diye bakmak istedim. Görmüş olduğum rakam şu: satış fiyatları 7.10, alış fiyatları 6.40. Ve o anda bir teyze hanımefendi, sanıyorum ki 70'li yaşlara yakın bir yaştaydı, bir deste doları oradaki veznedarın elinden alıyordu. Yani dolar satın alıyordu. Aldığı fiyat 7.10. Görmüş olduğum rakamı. Hadi 7.10'dan almamış olsun da diyelim ki ona bir ikram yapılmış olsun, 7.05'ten almış olsun. Ve o merakla
Teyzeciğim siz dolar mı aldınız diye sordum. Evet yavrum ne oldu bir şey mi var dedi. Bu fiyattan dolar alınır mı dedim. Evladım dedi dolar 10-15 olacakmış. Niye almayayım ki dedi. Arkadaşlar Türkiye gerçeği bu. Maalesef ve maalesef. Biz şuurumuzla çok net düşünmüyoruz. Sürü psikolojisiyle onun bunun dediklerini dikkate almak kaydıyla bir şekilde beynimizdeki düşüncelerimizden arınıyoruz ve o anda sadece ve sadece umut ettiğimiz noktada hareket ediyoruz. Ve tabii ki arkadaşlar bu noktada bir takım yorumcuların gerçekten ve gerçekten analiz yapan bir takım insanların da çok ciddi şekilde çarpıtıldığının da farkındayım. Beni suçluyorsunuz. Neden dolar için bir hedef vermiyorsun? 2019'da doların ne olacağına dair niye bir rakam vermiyorsun diye. Arkadaşlar ben analizle konuşurum. Her zaman için sizin karşınıza tabloyla, grafikle çıkarım. Verilerle çıkarım. Ama afaki rakamlarla çıkmam. 5 dakika sonra ne olacağını bilmediğim bir ülkede dolar bu olacak, şu olacak demenin ne anlamı olabilir? Hiçbir anlamı olmaz. Mahfi eğilmez. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok ama çok kaliteli, çok değerli ekonomi iktisat hocalarından, piyasayı çok iyi okuyan hocalarından birisidir. Bu hocanın yaklaşık 2 aydır arkadaşlar YouTube'da videoları gezmekte. Ne demiş? Dolar 7 TL olacak demiş. Arkadaşlar bu şahıs bizzat ve bizzat çıktı defalarca dedi ki benim böyle bir söylemim bulunmuyor. Ben 2 yıldır kesinlikle dolar TL konusunda bir tahminde bulunmuyorum. Bu zat-ı muhterem, bu değerli hocamız bir üniversitenin davetiyle vermiş olduğu bir konferansta şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki doların 3.70'lerden 7.20'lere doğru oluşan gelişiminde şu 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 ekonomik hatalar veyahut da yanlışlar ve dünya genelindeki şu oluşumlar nedeniyle dolar 7'lere 7.20'lere kadar ulaşmıştır şeklinde bu sürecin açıklamasını yaparken birileri çıkıyor. Bu muhterem şahsın konuşmalarını montajlamak kaydıyla bir YouTube videosu haline getiriyor ve Mahfi Bey'in resmini de koymak kaydıyla hocanın tahmini budur diyor. Diğer taraftan geçelim. Efendim IMF'nin tahmini 10,5'muş, 10,50'ymiş. IMF ben doların 10,50 olmasını 2019 yılında bekliyorum demedi arkadaşlar. IMF dedi ki eğer Türkiye'nin büyüme oranı böyle giderse, Türkiye küçülmeye devam ederse, Türkiye'nin enflasyonu %20'nin üzerinde kalmaya devam ederse ve bu konuyla ilgili olarak ciddi ve kalıcı radikal tedbirler alınmaz ise Türkiye TL'nin değer kaybı devam edebilir ve bu değer kaybı 10 seviyelerine kadar gidebilir. Yani bu rakamı zikrederken gerisinde bir yığın sebepler ileri sürdü. Bu koşullarla ancak bu olabilir. İlla ki bu olacak demedi. Arkadaşlar, IMF'nin kasasındaki para kimin cebinde veya hangi şirketin kasasında var? Hiç kimsenin. Eğer IMF doların 2019 yılının X ayında, atıyorum Şubat, Ağustos ayında, Eylül ayında 10,5 TL olacağını biliyorsa, emin olun ki kasasındaki bütün parayı dolar TL'ye bağlamak ister. Geçelim arkadaşlar yorumcu arkadaşlarımıza. Dolar 9 olacak, 10 olacak. Lütfen bu arkadaşlarımıza sorar mısınız? Be kardeşim, sen eğer doların 9 lira, 10 lira olacağından bu kadar eminsen, ne diye evini, arabanı, onu bunu şunu satıp da bütün variyetini dolara bağlamıyorsun? Dilin kemiği yok. Ben de söylerim, dolar 20 lira olacak. İmamın konuştuğuna değil, ne yaptığına bakın diye eskilerin çok hoş bir lafı var. Veya dolar 4,5 olacakmış. Peki kardeşim sen doların 4,5 olacağına bu kadar güçlü bir şekilde inanıyorsan ne diye varını yoğunu satıp da dolar Biop'ta veya Forex'te dolar üzerine short işlemi yapmıyorsun? Hani dolar 4,5 olacaktı, 4,20 olacaktı? Öyle atıp tutarak tahmin yürütmekle bu işler olmaz. Çünkü 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyorsun. Anı yaşamak ve anı yorumlamak durumundayız. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor bunları bilmek durumundayız. Evet sevgili arkadaşlar. Son olarak şunları ifade etmek istiyorum ki duygularımızın önünde mantığımız olmalı. Mutlak ve mutlak surette bilincimiz olmalı. Ve dünyada ve Türkiye'de neler olup bittiğini, hangi adımların atılmakta olduğunu anlık olarak izleyemiyor veya yorumlayamıyorsak
kalkıp da 3-5 ay sonrasının hesabıyla veya dolar 5'ten 7'ye 8'e 10'a gidecek beklentisiyle hayal kurmaktan öteye hiçbir şekilde gidememiş oluruz. Ve şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, şu veya bu yönde görüş bildiren yorumcuları suçlamak yerine öncelikle ve öncelikle kendiniz için bir öz eleştiri yapmanız gerekiyor. Örneğin kendi adıma konuşayım, ben de bu olaydan çok fazla nasibini alan bir kişi olarak. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum, beni eleştiren, beni yargılayan, bana küfür eden arkadaş, senin kazancından benim bir menfaatim var mı? Ben seni tanıyor muyum? Sen beni tanıyor musun? Asla. Sen bana niye inanıyorsun ki? Sen bana niye güveniyorsun ki? Eğer benim yazdığım, çizdiğim sana mantıklı gelmiyorsa beni niçin takip ediyorsun? Niçin benim her yorumumu, her görüşümü takip ettikten sonra 3 tane 5 tane arka arkaya sorular yöneltiyorsun? Sevgili dostum, önce kendini yetiştirmen lazım. Bu benimle alakalı bir konu değil, her kim olursa olsun. Arkadaşlar, piyasada yatırımcı olmak, dolara, ona, buna, şuna yatırım yapmak takım tutmaya benzemiyor. Niçin biliyor musunuz? Tuttuğumuz takım bugün X bir takımı 3-0 yener, futbolcusundan teknik direktörüne kadar sırtımızda gezdiririz. Maçtan çıkar çıkmaz formasına, efendim şapkasına paralar saydırırız. Ama bir sonraki hafta şampiyon olacak nidalarıyla gittiğimiz maçın ardından hoşumuza gitmeyen bir sonuçla karşılaştığımız zaman istifa diye bağırırız. Ana, avrat, çoluk, çocuk, karı, kız, her neyse, tabirimi hoş görün lütfen. Hiçbir şekilde günahı olmayan insanlara ağza alınmadık küfürler saydırırız. Arkadaşlar, dediğim gibi bu olay sizin ona buna küfür etmenizle, sizin onu bunu yerden göğe çıkarmanızla hiçbir şekilde size fayda da sağlamıyor, hiçbir şekilde o kişiye bir zarar da vermiyor. Beni edep ve adap içerisinde, bilginizle ve kültürünüzle ama bilerek, ama gerçekten konuya hakim olarak eleştirin, saygıyla karşılayın. Hatalı isem, evet, bu noktada hatalı düşünmüşüm arkadaşım. Beni ciddi şekilde bir farkındalık yaratmak suretiyle yanlışımdan geri döndürdün diye teşekkür de ederim. Ama terbiyesizce yaklaşımda bulunursanız ben sizi İzmir Marşı'yla uğurlamasını, ayağınızın altına kırmızı halı sererek kapıyı göstermesini de bilirim. Bu sadece ve sadece mouse'un sol tuşuna basmak kadar kolay bir olaydır. Evet sevgili arkadaşlar, konunun psikolojik yanından bahsettik ve konuyu son nokta olarak şuraya bağlamak istiyorum. Davranışsal psikoloji, daha doğrusu davranışsal finans denilen bir ilim dalı oluşmaya başladı. Yurt dışındaki birçok üniversitelerde iktisat, ekonomi ve yatırımcılıkla alakalı olan eğitimler vermekte olan üniversitelerin büyük çoğunluğunda psikolojik yatırımcıların psikolojik yaklaşımlarını izleyen ve de irdeleyen, bunu bir bilim dalı olarak masaya yatıran kürsüler açılmaya başlandı. Ve Türkiye'de de yavaş yavaş bu konu ilgi çekmeye başladı. Çünkü yatırım konusunda psikolojinin, davranış yapısının çok büyük önemi var. Arkadaşlar, sizlere acizane bir önerimdir. Şimdi sizlere isimlerini zikredeceğim ve daha sonra bu videonun yorumlar bölümünün en üst tarafına da bu bilgiye nereden ulaşabileceğinize dair bir link ekleyeceğim. Biliyorum ki çok kişi zahmet edip de okumayacak. Ne gerek var diyecek ve çıkacak içerisinden. İki tane akademisyen beyefendi ve hanımefendi arkadaşlar. Birisinin ismi Cenk Tufan. Tekrar ediyorum, Cenk Tufan. Diğerinin ismi Reyhan Sarıçiçek hanımefendi. Bu iki akademisyen davranışsal finans konusunda çok güzel bir akademik çalışma yapmışlar. Zannediyorum bu çalışma bir tez çalışması olsa gerek. Çok uzun bir yazı değil. Özet olarak internet sitesinde bulabileceksiniz. Benim eklemiş olduğum linkte de bulabileceksiniz. Veya isterseniz de Cenk Tufan veya Reyhan Sarıçiçek davranışsal finans diyerek de Google'da aratmak kaydıyla bu çok uzun olmayan metne ulaşabilirsiniz. Bu bilimsel yazıyı lütfen okuyunuz. Yaptığınız hataların farkına varacaksınız. Beyninizin size oynadığı oyunların farkına varacaksınız. Ve nerede hata yaptığınızı, hangi an, hangi noktada nasıl düşünmeniz gerektiğini ilimsel, bilimsel bir şekilde anlama imkanınız olacaktır. Eğer ki bilime inanıyorsanız tabii ki. Eğer ki her zaman ben doğruyu yapıyorum şeklinde egonuz tavan seviyelerde değilse
Ben bu yazıyı okumanızı öneriyorum. Hatta davranışsal finans konusunda, yani yatırımcının psikolojisini, davranışlarındaki psikolojik altyapıyı gündeme getiren farklı farklı konular bulabiliyorsanız eğer, onları da lütfen okuyunuz. Emin olunuz ki düşünce yapınıza, hareket tarzınıza farklı farklı boyutlar getirecektir. Son bir söz olarak daha şunu eklemek istiyorum. Elinde dolar bulunan arkadaşlar veya dolar TL'ye yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar ne yapmalı şeklinde, ne yapılmalı şeklinde bir takım sorular gelmekte. Bu noktada ise arkadaşlar özet olarak söyleyeceğim tek bir ana husus şudur ki, eğer siz dolar TL'nin tekrardan 7'lere 8'lere 2-3 günlük bir atakla çok hızlı bir şekilde ulaşmasını bekliyorsanız, bu beklentiniz çok kolay bir şekilde gerçeklik bulmayabilir. Çünkü yıllar yıllar boyunca ancak bir defa iki defa gerçekleşebilen bu olağanüstü hareketlerin bu yılda veya önümüzdeki yılda gerçekleşeceğinin hiçbir garantisi yok. 2-3 günlük bir hızlı hareketle doların veya herhangi bir yatırım aracının çok olağanüstü seviyelere ulaşabileceği beklentisi bir nevi milli piyangodan en büyük ikramiyeyi kazanmak gibidir. Yani şansınız bir anlamda buna benzer durumdadır. Olur mu, olmaz mı? Ne zaman olur bilinmez. O olay gerçekleşene kadar, o mucizevi diyebileceğimiz olay gerçekleşene kadar sizin sabrınız yeter mi bilinmez. Ne yapmalı? Kendinize bir trend belirlemelisiniz, bir eşik belirlemelisiniz. Dolar son 2 ayda şu seviyelere kadar geriliyor ama bu seviyenin aşağısına gelmiyor. Genellikle şu banttan itibaren bir yukarı eğilim yaşıyor. Örneğin son 2 ayı dikkate aldığımız zaman 5.20'nin aşağısında birkaç günlük bir duruş sergiledi ama genel olarak 5.20-5.30 arasında bir oyalanma ve bunun ardından 5.40'a 5.50'ye yönelik bir hareketlenme yaşandı. O halde 5.20-5.30 aralığı eğer önümüzdeki günler içinde buralarda bir oyalanma seziniyorsanız, daha aşağısına gelmediğini, bir sıkışma yaşadığını fark ediyorsanız, evet alım düşünebilirsiniz belki. Evet 2019 yılı itibariyle bu aralık 5.30-5.40 aralığı da olabilir. Gözlemek durumundasınız arkadaşlar. Piyasanın sizlere ne verdiğini, ne sunduğunu algılamak durumundasınız. Gönül ister ki dolara yatırım yapmak isteyen kişi 4.5'a gerilesin ve oradan yatırım yapsın. Ama diğer taraftan elinde dolar bulunan insan ise bir şekilde, hızlı bir şekilde yükselmesini isteyecektir. Ha bu kişi de dolar eğer 5.75-5.80'lere ulaştıysa ve burada önemli bir direnç varsa veya genel anlamda 6 seviyesi önemli bir direnç noktasında ise 7'yi, 7.5'u, 8'i, 9'u beklemek yerine bu direnç noktasında eğer bir zorlanma görüyorsanız, buralardan bir satış baskısının yoğunlaştığını fark ediyorsanız nakde geçebilirsiniz. Yaşanacak olan geri çekilme sonrasında tekrardan alım düşünebilirsiniz. Baktınız ki bu geri çekilme olmadı. Siz atıyorum 5.80'den sattınız ama dolar 6.20 oldu. Evet olabilir, bu da mümkündür. Hayatın ve piyasanın gerçeğidir. İzleyin arkadaşlar. Baktınız ki 3 gün 4 gün boyunca dolar 6 seviyesini kendisine bir taban, bir destek yaptı. Bu seviyenin aşağısına gelmiyor. Ha bu durumda tekrardan alım düşünebilirsiniz. Belki bu arada sattığınız ila tekrar aldığınız arasında 10-15 kuruşluk bir zararınız, bir fark olacaktır. Olabilir ama kalkıp da 5.80'den satmayıp da tekrar 5.20'ye geldiği zaman veya 5.30'a, 5.40'a geldiği zaman her neyse duyacağınız pişmanlıktan çok daha iyidir. O halde şahsi görüş ve düşüncem tamamıyla ve tamamıyla bir yatırım danışmanlığı olmaksızın destek ve direnç seviyelerini hesap ederek kritik noktalarda satmak, eğer doların yukarı eğiliminin devam edeceğine dair bir inancınız ve kanaatiniz bulunuyorsa gerilemelerde tekrardan alım yaparak yeni yükselişleri, yeni dirençleri takip etmenizde yarar bulunuyor. Ama bir anda doların şu seviyeden 8'e, 9'a, 10'a çıkmasını bekliyorsanız eğer, bu durumda birçok fırsatı kaçıracaksınız ve az önce anlattığım psikolojik buhranı bir şekilde yaşamak üzere kendinize kızacaksınız, etrafınızdaki insanları suçlayacaksınız vesaire vesaire, bir takım dengesiz ruh halleri içinde olacaksınız.
Evet sevgili arkadaşlarım, maalesef 40 dakikayı bulan bir sohbet ve konuşma oldu. Ama en başından söylemiştim, bu bir analiz değil demiştim. Rakamlarla, şunlarla, bunlarla işimiz yok demiştim. Görsel bir şey anlatmayacağım demiştim. Telefonunuzu koyun, vaktiniz var ise ve de kotanız var ise beni dinleyin demiştim. Dolayısıyla vaktinizi çok fazla aldıysam özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayınız. Ama bunlar içimde olan ve gecenin bu vaktinde okuduklarımdan ve telefon konuşması olarak sizlere örnekleme yapmış olduğum ve bir kere daha belirtiyorum. O arkadaşımın izniyle açıklamış olduğum telefon görüşmesinin bende yaratmış olduğu izlenimlerle sizlere bir takım konulardaki düşüncelerimi arz ettim. İnşallah ve inşallah diliyorum ki arkadaşlar, doları olan da olmayan da, doların yükselişini isteyen de istemeyen de, herkesin memnun olabileceği şekilde bir süreç yaşansın. Ama 3 gün belki dolar çok düşsün, dolar almak isteyenler bundan istifade etsin. Ama 3 gün, 5 günde dolar yükselsin de elinde dolar bulunan arkadaşlarımız zararsız bir şekilde, ziyansız bir şekilde pozisyonlarını kapatsınlar. Ama bir kez daha vurgulamak istiyorum ki önemli olan vatandır, önemli olan ülkemizdir, önemli olan milletimizdir ve bayrağımızdır arkadaşlar. Doların çok ama çok yükselmesi ülkemiz için hoş bir şey değil. Ben Türk liramızın değerinin çulpul olmasını bir Türk vatandaşı olarak maalesef maalesef onuruma yediremiyorum, gururuma yediremiyorum. Bundan ciddi şekilde hicap duyuyorum. Benim ülkemin her şeyi ama her şeyi, parası da, pulu da, insanı da, bayrağı da, toprağı da, her şeyi çok kıymetlidir. Bunlar şahsi beklentilerimizden çok ama çok daha önemli olmalı. Tabii ki para önemli bir etkendir. Hayatımızın varlığını ve idamesini sürdürebilmek, çocuklarımızın ve ailemizin bekasını devam ettirebilmek için önemli bir unsurdur ama tabii ki bu konuda doğru adımlar atmak kaydıyla kendi pozisyonlarımızı da, vatanımızı da, milletimizi de düşünmek durumundayız. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hafta içinde ve seans içinde anlık yorumlarda ve analizlerde bulunabiliyorum. Bunu en kolay Twitter üzerinden yapabiliyorum. Arzu ederseniz Twitter adresimden beni takip edebilirsiniz. Sorularınıza daha yoğun bir şekilde oradan cevap verebiliyorum. Oradaki soruları biraz daha yoğun bir şekilde takip edebiliyorum. Ama soru yoğunluğundan dolayı, mail yoğunluğundan dolayı görmediğim, atladığım ve parantez açıyorum, saygısızca sorulan, farklı niyetlerle sorulan ve defalarca yanıt verdiğim konulara ilişkin olarak tekrar tekrar sorulup da kendisine özel cevap bekleyen arkadaşlarımın sorularına yanıt vermiyorum. Bu konuda da lütfen beni anlayınız. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarım ve sevgilerimle iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalınız.